Alay Posta TV ekranlarından 5x5'ten mutlu günler değerli izleyenler. Evet, İlmi Karagöz'le birlikte yine 5 soru 5 cevap 5 dakikada sizinle birlikte olmaya çalışacağız. Alanya gündeminde hafta içi konuşulan konulardan derlemeye çalıştığımız başlıklarla gündemi değerlendireceğiz. Nasılsınız İlmi Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Nasıl geçti hafta? Çok iyi geçti. İnşallah programdan sonra daha iyi olacak. Zaman da çok hızlı geçiyor, çok hızlı, galiba, evet. Değil mi? Tam haftanın ortası olduğundan çarşambadan sonra bitiyor zaten. Evet, zaten program bitince hafta öncesi bitmiş gibi geliyor biraz da insana. Herhalde psikolojik bir şey. P-Ö-P-S. Programdan önce ve sonra. Evet. Peki başlayalım o zaman, izleyicilerimizi de bekletmeyelim. Tabii biz aslında bu programa başladığımızdan beri hayatımızda öncesinde de var olan bir pandemi dönemi yaşıyoruz ve hep de programlarda pandemi dönemine ilişkin bir takım şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Gördüklerimizi, duyduklarımızı, işte kararları değerlendirme gibi şeyler yapıyoruz. Geçen haftadan bugüne normalleşme başladı. Evet. Ama tabii bugün özellikle baktığımda Alanya medyasında hemen hemen gazetelerin, internet gazetelerin hepsinin sanki anlaşmış gibi ortak kullandıkları bir haber vardı ki normalleşme sürecinin çok da iyi gitmediğiyle ilgili kırmızıya döndük şeklinde ya da dönüyoruz şeklinde Çuruncu'daydık biliyorsunuz. Ne diyorsunuz? Normalleşme bize yaramadı mı? Şimdi öncelikle tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun, kandilini tebrik ediyorum. Dua eder, dua bekleriz. Konumuza gelince normalleşme ile olmuyor, normalleşmesiz de olmuyor. Şimdi burada normalleşmenin başlamasından sonra hızlı bir kırmızıya doğru dönüş var. Daha çok vatandaşlar günah keçisi, vatandaşlar olarak ilan ediliyor. Tek suçlu vatandaşlarmış gibi de gösteriliyor. Doğrudur. Fakat bunun tek sorumlusu bana göre vatandaşlar değil. Burada denetimleri yetersiz ve adaletsiz buluyorum ben. Ne açıdan? Genelde denetimler Alanya merkezden baktığımız zaman Atatürk Caddesi civarında yoğunlaşıyor. Sanki Alanya Atatürk Caddesi'nden ibaretmiş gibi. Genelde buradaki pastaneler, kafeteryalar, lokantalar, berberler vesaire. Trafik denetimi de yine burada yapıldığından normal zamanda bir kural olmasa bile kurallara uyan esnaf daha çok denetleniyor. Daha çok trafik denetimi yine Atatürk Caddesi'nde yapılıyor. Evet. Bunun dışında çok fazla yoğunlaşmış ve daha yaygın, daha etkin bir denetim yok. Alanya'nın diğer cadde ve sokaklarında, özellikle çarşı merkezinde bu denetimleri sürekli göremiyoruz. Ama tabii şimdi Atatürk Caddesi hem hayatın hareketli olduğu hem nüfusun günlük fazlaca gidip geldiği bir yer. Belki ondan kaynaklı olamaz mı? Yani siz denetimlerin sadece o caddede yapılmasından... Sadece bu caddede yapılmasının nedeni daha çok kolay denetim olduğu için burada kolaya kaçılıyor. Zor denetimden kaçınılıyor. Şimdi çarşı merkezinde geçen bir esnafla görüştüm. Misafiri gelmiş, buyur etmiş, çay içirmiş. 3.000 lira ceza yemiş. 1.000 lira destek almış kira, 3.000 lira ceza ödemiş. Ve diyor ki çarşı merkezinde daha çok gençlerin takılmış olduğu eğlence mekanları bar olarak değil de kafeteryalar tıklım tıklım. Hı hı. Şimdi kafeterya ruhsatı olup alkol ruhsatı da olanlar bar gibi faaliyet gösteriyor. Şimdi buralar denetlenmiyor. Buraların da denetlenmesi gerekiyor. Sadece yani Atatürk Caddesi'nde denetimi yaptığınız zaman diğer bölgelerde yapılmadığında bu kez bu olmaması gereken görüntülere müsaade edilmiş oluyor. Hı hı. Ama tabii bundan dolayı adil bulmuyorum ben denetimleri ve yetersiz. Aslında bu hani zaman zaman yazın da biz çok gündeme getirdik. Özellikle hani eğlence mekanlarıyla ilgili şikayetler vardı. Ama sonuçta hani bu denetimler yapılmalı. Ben aslına bakarsanız yapılmasını eleştirmiyorum. Ama dediğiniz noktadan baktığımızda belki adaletli yapılması. Şimdi yazın, evet yazın restoran ruhsatı olanlar restoran adı altında canlı müzik yapıyordu. Şimdi kafeterya ruhsatı olup alkol ruhsatı olanlar daha çok alkollü mekan, meyhane gibi faaliyet gösteriyorlar. Ve diğer caddelerde bunu göremiyoruz.
biraz daha yayılması lazım. Bir de bunun zabıtayla konuşan esnaflardan dinlediğimiz kadarıyla da şikayet olmayınca gitmiyoruz. İşte şikayet edin gidelim. Hı hı. Şikayet olduğu zaman da zabıta ne yapıyor? Söz konusu iş yerine vardığı zaman işte şikayet ver. Kim şikayet etti? Ya bir an taraf şikayet etti. Şimdi tabii komşular bu sefer... Toplumsal huzur için doğru bir şey değil tabii. Değil. Yani burada özellikle esnafın göreve yeni başlayan zabıtalarla ilgili problem yaşadıklarını söylüyorlar. Her bir şeyin şikayet beklenmemesi gerekiyor. Yani şikayet edilmeden suçun üstüne basıp geçiliyor. Yani şimdi ben söylediğimize iki şey eklemek istiyorum. Bir bu evet. Şikayet sistemiyle ilgili. Aslına bakarsanız sadece zabıta değil. Geçen hafta da aşağı yukarı konuşmuştuk. Bazı kamu kurumlarında bile bu var. Yani vatandaş ihbar mekanizmasını kullansın diye ihbar sistemleri açılmış. Ama problemi çözmeye ihbar edeni ihbar ederek başlıyor kamu kurumları. Evet. Hakikaten bence büyük bir toplumsal uzlaşı için sıkıntılı bir durum ve zaman içinde insanlar bence gördüklerini görmezden gelecekler. Böyle düşünüyorum bir. Bu denetimlerle ilgili benim aldığımda bir başka eleştiri ya da şikayet var. Hemen hızlıca söyleyeyim. Kongreler, mesela şimdi önümüzdeki günlerde özellikle Mart ayına sıkıştırılmış bir genel kurul takvimi var. Derneklerin, odaların değil tabii de derneklerin. Ve 1 Mart'la 31 Mart arası yapılıp bitilecek bu kongreler. Ama bunlar da yoğunlaşmaya ve kalabalığa neden olacak diye düşünüyorum. Denetimi ve kontrolü ne kadar sağlanabilecek bu konuda endişem var. Ayrıca vatandaşların şöyle bir de eleştirisi var. Bir dükkana 3 kurum denetime gidiyor. Zabıta gidiyor, polis gidiyor, sağlık gidiyor, gıda gidiyor. Hani jandarma böyle gidiyor. Böyle bir eleştiri var. Süremiz bitti. Kongreler sanki erken genel seçime bitti. İşaret ediyor. Ha, peki. Erken genel, öyle mi diyorsunuz? Yani, tamam, süremiz bitmişti o zaman. Erken kongreler, evet, yani biraz tabii ki parti kongrelerinde... Parti kongreler, o da dernek değil. Evet, parti kongrelerinin hızlı olması, özellikle iktidar partisinin biliyorsunuz hani bu anlamda çok da eleştiri aldı. Kongrelerinin yoğunluğu da bu kaygıyı o zaman da arttırmıştı. Ama siz şimdi öyle bir cümle kurdunuz ki oradan devam edelim o zaman. Ne yani bu? Erken seçime heyecanı mı? Nedir bu yani? Şimdi genelde seçime girmeden siyasi partiler kongrelerini mahalle teşkilatlarından genel kurultaya kadar hepsini yapar bitirir. Evet. AK Parti'de hızlandırılmış bir kongre süreci gördük. Kadın kollarına, gençlik kollarına varıncaya kadar. Kongreler genelde hani bir genel seçime işaret eder ama şu an seçim erken seçim olur mu diye sorarsanız bir erken genel seçim kokusu var ama zemin müsait değil. Şartlar olgunlaşmadı. Bu şartlarda erken genel seçim olmaz. Niye olmaz? Çünkü ülkede ekonomik kriz var. Yani kriz demesek de ekonomik bir sıkıntı var. Ekonomik krizin sıkıntının olduğu yerde seçime gitmek çok tehlikelidir. Çünkü hükümetler ekonomik krizle gelir, ekonomik krizle gider. Evet, tabii sandık başında herhalde o bir göz önüne getirilir. Evet. Ama o zaman bu heyecanlar, bu kongreler tamamen tabanı dinamik tutma çabası mı yani? Tabii teşkilatları diri tutmak için bu kongreler. Çünkü zaten seçimlere girdiğin zaman her teşkilat kendi adayını çıkaramıyor ittifaklardan dolayı. Ama kongreler en azından biraz daha diri tutuyor. Tabandan tavana kadar. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağan genel kurulu var. AK Parti tamamlıyor. Bu şartlarda ekonomik kriz olmamış olsa, şartlar uygun olsa erken genel seçim olur mu? Genelde AK Parti hükümetinin çok fazla benimsemediği bir şey erken seçim zamanında yapmak gibi bir geleneği var, bir adeti var. Burada muhalefet çok erken seçimi istiyor ama niye istiyor ben onu da anlamış değilim. Velev ki erken seçim oldu ne olacak? Ama işte sizin söylediğiniz belki onların da kokladığı havadaki şimdi, şey. Ama muhalefet gördüğüm kadarıyla biraz daha yerel seçimlerde çıkan sonuca güvenerek bu adım atıyor. İşte İstanbul'da, Antalya'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde. O Kırpay'a kaçırdığı Bursa'da. Ama erken yerel seçimde genel seçim biraz daha farklı olur. Bu muhalefeti çok fazla sevindirmemeli. İktidar kanadında da daha çok bir yenilmezlik, yani yenilmemezlik bir kibiri var gibi. Sanki hiç yenilmeyecekmiş gibi ya da ya işte AK Parti giderse muhalefetten kim gelecek? Bu ülkeyi idare edebilecek herhangi bir lider var mı?
gibisinden bakılıyor. Bu da doğru bir şey değil. Muhalif iktidar tarafından baktığımızda. Çünkü bazen yapsın diye değil, geçsin diye oy verir vatandaş. Çok dört dörtlük hizmet edeceğine inanmasa bile sadece baştaki gitsin diye oy verir. Onun için AK Parti burada sadece muhalefetten ülkeyi yönetecek, emanet edecek birisi yok gözüyle bakmaması gerekiyor. Özellikle AK Parti'nin teşkilatlarında bu var tabanda. Hı hı. Kibir dediğim de o. Hı hı. Yani duvarı nem insanı gam, siyasetçiyi de kibir bitirir. Muhalefet de yerel seçimlere çok güvenmemesi gerekiyor. Geçmiş dönemlerde baktığımızda zaten hani hep o şey vardı, savunma vardı. Kime emanet edeceğiz? Vatandaşın bu söylemi de vardı yani. Vardı. Ama ben hani... Ama bıçak kemiğe dayandığı zaman dediğim gibi yapsın değil, gitsin diye verir. Hiç gelene bakmaz, sadece gidene bakar. Peki, bir şunu sormak istiyorum. Bu erken seçim istemenin bir başka söylem şekli, eleştiri yapma çabası da olabilir. Çünkü seçim demek aynı zamanda bir halkla yüzleşme demektir. Herkes için, iktidar için de, muhalefet için de. Evet. Eğer başarılıysa o da iktidar olabilir. Hani bunun çağrısı da olamaz mı? Bir de şeyi sormak istiyorum. Hani bu dil konusunda ne düşünüyorsunuz? Mesela dün güzel şeyler, böyle esprili videolar da yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın aşı şeyleri. Mesela benim hoşuma da gitti bu dil olayı. Çünkü çok nadir gördüğümüz bir şey. Evet, tatlı keşke bir her zaman cevaplama olsa şekliydi. Ama hani siz genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben genel olarak bu beğenmiyorum. Bu dil şekli de bir seçim çağrısı, bir seçime sürükleme gibi algılanabiliyor mu? Ya seçime sürüklenme olarak şimdi... Daha yeni partiler kuruldu. Yeni ittifak arayışları da var. Burada Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini düşündüğümüzde Millet İttifakı'nda kopmalar değil, kırılmalar var. Bu yeni kurulan partilerle beraber İyi Parti deva gelecek ittifak olabilir. CHP farklı kanatlı üçlü bir yarış. Hı hı. Bir gayret var. Yeni bir ittifak arayışı var. Hı hı. Sağda iki parti, AK Parti, MHP, yine sağda deva işte gelecek İyi Parti. Hı, yani üçlü bir ittifak üçlü, mı bekliyorsunuz? Üçlü bir ittifak gibi sanki görüntü onu gösteriyor. Hı hı. Arayış da bu yönde zaten. Siz İyi Parti kilit ama. Daha önce yazmıştınız. Kilit ismin Meral Akşener olduğunu da söylemiştiniz. Hala arkasındayım, evet. En iyi muhalefeti yapan da Meral Hanım. Hı hı. Gelecek Partisi ve burada yine kilit İyi Parti. Hı hı. Zaten iktidar partisi şu an Cumhur İttifakı %51 görmüyor. %51'i görse belki ekonominin durumuna çok da bakmadan seçim kararı da alabilir ama yok, şu anda %51 görünmüyor. Görünmediği için de burada %51'i sağlayacak ya da karşı bloğu zayıflatacak İyi Parti. Peki oraya İyi Parti Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edebilir mi diye sordum ama cevap için üzgünüm, size süre kalmadı. Programda sonra söylerim o zaman size. Evet, cevabınızı merak edebilir izleyicilerimiz ama format bu. Soruyu geç sordum. Cevabı yok sorunun. Evet, tamam. Şimdi o zaman bir seçim havası, erken seçim heyecanı mı dedik? Seçim heyecanı erken mi başladı dedim ben size. Siz son cümlede genel bir tablo çizdiniz ama ben bunu biraz aşağı çekelim istiyorum. Yerelleştirelim bir... Evet, güzel oldu. Bir yerel siyasi fotoğraf çeksek, hani ne çıkıyor bu fotoğraftan? Yerel Alanya ölçeğinde fotoğrafı çektiğimiz zaman karaya iki isim giriyor. Bir, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel. İki, Alanya Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin. Sayın Yücel zaten siyasetçi olmasından dolayı karaya girmesi ve her an, her daim karede olması normal. Fakat Mehmet Şahin de zaten siyasete girdiğinden beri karenin dışına hiç çıkmadı. Hep siyasi karenin içerisinde kaldı. Hı hı. Şimdi ikinci dönem Ticaret Odası başkanlığını yapıyor. Üçüncü dönem için kendi dost sohbetlerinde, ortamlarda adaylığıyla ilgili konuşmalar yapıyor, açıklamalar yapıyor. Ama bu resmi olmadığı için, tabii burada mevcut başkanın adaylığını daha önceki programda da söyledim. Olur ya da olmaz, doğru olmaz. Bir belediye başkanının tıpkı aday olup olmayacağını konuşmak gibi. Fakat Mehmet Şahin siyasete başladığından beri hep planlı, programlı şekilde hedef koyan ve hedefi yükselten, hedefe giden bir isim. Hı hı. Siyaset karesinin içerisinde olması da sanki yapmış olduğu etkinliklere, faaliyetlere baktığımızda, dikkatlice izlediğimizde belediye başkan adayı görüntüsü var.
Fakat çalışmalarına baktığımızda aday gibi değil, sanki seçim çalışması yapar gibi. Evet, yani bunu değil söyleyebiliyoruz mi? Artık evet, rahatlıkla yani, değil mi? Tabii, kesinlikle. O hal çalışmasından başladı değil mi pandemide? İşte Azerbaycan bayrağı dağıttı daha bayrak önce. Alanda, merkezde evet, ve mahallelerde, hı. Halde, toptancı halinde, işte sanayi sitelerinde falan. Bu bir nevi bayağı bir seçim çalışması gibi. Daha sonra maske ve kolonya dağıttı ve yine 8 Mart Kadınlar Günü'nde yapmış olduğu kahvaltı organizasyonunda tam bir seçim çalışmasıydı baktığında fotoğrafa. Adaymış gibi değil, yani adaylık çalışması değil. Adaylığı bitirdi, seçime girdi gibi. Seçim çalışması yapar gibi. Burada da şeyi görüyoruz. Yani siyaset Mehmet Şahin'i yönlendirmiyor. Kendi siyasete yön veriyor. Peki o zaman şimdi ben hani iki isim öne çıkıyor dediniz. Evet doğru, yani bunu herhalde hiç kimse inkar edemeyecek. Sayın Belediye Başkanı. Sanki kafaya koymuş belediye başkanları, belediye seçimleri kafaya koymuş. Planlı, programlı çalışmalarına devam ediyor. O görüntü var. Ve hem sokağa bırakmıyor hem masa başını bırakmıyor. Hem sokak siyasetini yapıyor hem masa başında. Tabii şimdi etkili de yapıyor. Algı iyi yönetimde yapıyor. Olmama avantajını da kullanıyor bence, değil mi? Çünkü siyasi bir sorumluluğu yok şu anda. Sorumluluğu evet, yok tabii. Bence çok da özgür bir şekilde çalışma yapabilir. Ama tabii bir taraftan da rakip gibi düşünelim. Hani şu an sanki aday oldu diyelim. Şimdi süremiz ne kadar var? Var yani yine bir iki dakikamız var. İki dakika varsa o zaman ben şöyle bir şey daha söyleyeyim. Burada ben asla kıyaslama yapmıyorum. Dediğimiz gibi birisi oda başkanı, diğer belediye başkanı. Daha ne olacağı da belli değil. Siyasette çok istersin, görev almak istersin, alamazsın ama istemezsin, görevi verirler. Görev alınmaz, verilir diye bir şey var. Burada Mehmet Şahin ile Adem Murat Yücel'in ortak seçmeni var. Çok ortak seçmeni var. Evet. Belediye seçiminde Adem Başkan'a oy vermiş, ticaret odasında Mehmet Şahin'e oy vermiş bir seçmen var. Hı hı. Şimdi Mehmet Şahin'in aday olması noktasında, aday olma durumunda seçmen, ortak seçmen tercih noktasına geldiniz mi? Kimi tercih edecek? Ne yapacak? Şahin mi, Yücel mi? Hı hı. Şimdi bu karaya süremiz yetmeyebilir var. De bir şey olarak ismi girip de kendisinin girmeyen de var. O ayrı bir konu. Fakat burada Alanya'da genel seçimde AK Parti'ye, yerel seçimde Adem Murat Yücel'e oy verildi iki dönem. Hı hı. Fakat Cumhur İttifakı yerelle genel seçimi birleştirdi. O iki saf tek safa düştü. Hı hı. Üç saf vardı. Genel, yerel, ticaret odası. İki saf tek. Şimdi ikinci saf Mehmet Şahin'in safı. Yani bu ortak seçmen daha önce hiç şey yapmıyordu. Yani hem Yücel'e hem de Şahin'e ama veriyordu. Ama burada şu var. Tabii şimdi Sayın Yücel'in nerede olduğunu biliyoruz. Aslında aynı yere yakın olan isim de Sayın Şahin. İkisi aynı yerden aday olacak mı? Aynı yerden olamayacak. Aynı birisinden olamayacak. Birisi başka yerden de i̇şte aday olabilir. İşte nereden ve nasıl aday olacak? Yani aslında bakarsanız değil mi? Bu siyasi fotoğrafın bilinmeyeni çok fazla ama iktidarda olmamak. Aslında merak edilen sorunun cevabı bunlar değil, bu konuştuklarımız değil. Yani adaylıkla ilgili merak edilenler var. Hı hı. En çok vatandaşın sorduğu ve cevabını istediği, beklediği, merak ettiği sorular başka sorular. Tabi burada şeytanın avukatlığını yapmaya gerek yok. Şeytanın avukatlığını yaparsak hem Cumhur İttifakı ile ilgili yapmamız gerekiyor hem de karşı tarafla ilgili. Çünkü karşıda da çıkacak ittifaklar da belli değil. Nasıl bir blok çıkacak? Nereden girecek? Evet, yukarıda dizayn bitmeden aşağıda bitmeden, değil mi? Aşağıda, evet. Evet, süremiz bitti bu arada. Şimdi cümle arasında adı olup kendi görünmeyen dediniz. Süreye işaret ettiniz. Herhalde konuşursam süre yetmez diye mi süre düşündünüz? Süre yetmez diye düşünmüştüm. Kim bu adı yani olup kendi görünmeyen? Şimdi fotoğraf karesinde eyvah eyvah. Karede adı var ama kendisi yok. Bu kişi Adem Er. Daha önce geçtiğimiz dönem Alanya Belediye Başkan Yardımcısıydı. Orada tanıdık. Bu dönemde yine meclis üyesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi. Biz Adem Er'e geçtiğimiz dönem, Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde daha çok yani belediyenin ilk personel yapılanmasında aktif rol üstlendi. Daha sonra saha yapılanmasında da yine ciddi çalışmalar oldu. Teknik bir başkan yardımcısı olarak tanıdık. Gerçekten de öyle. Teknik bir başkan yardımcısı. Temsil yeteneği var. Yönetme kapasitesi var. Hitabı var. Yüzü de siması
siyasete yatkın bir yüzü var. Evet, yani bu çok ilginç bu değil mi? Nedir bu siyasetçi yüzü çünkü yani? Çünkü yüz çok önemli. Nasıl seçim müziği senin seçmeni coşturursa, tutarsa belli bir şeyde, yüz de çok önemli. Sempatik bir yüzü var, sevimli bir yüzü var. Tıpkı Adem Murat Yücel'in de öyle. Yani o yüz itici olduğu zaman yani insanın bakışı da daha farklı olur. Hiç etkilemez. Seçmenin çok fazla ilgilenmediği durumlarda o yüz daha etkileyicidir. Öyle bir yüzü de var Adem Er'in. Fakat bugüne kadar hiç tabii adaylık düşünmediğinden ilmi siyaset yapmadı. İlmi siyaset. İlmi siyaset yapmadı. Sadece perde arkasında belediye başkanı yardımcılığı yaptı. Daha sonra Büyükşehir Meclis Üyeliği. Burada Adem Er'in geçtiğimiz dönem hatası belediye başkanlığı ve meclis üyesi arkadaşların çok eleştirdi. Hata mı sizce? Hata yani, tabii ki. Ya tamam, dost ortamında neden? Eleştirirsin. Tamam, kendi kavganı yaparsın fakat üçüncü kişilerin yanında veya başka ortamda mesai arkadaşlarını, kendi meclis üyelerini, belediye başkanını eleştirmemin gerekiyor. Hı-hı. Rakip değilsin çünkü. Yani açığı varsa kapatırsın. Ama yüzüne söylersin. Bunu yapmış olmasından dolayı kendi grubuyla, belediye başkanıyla ve belediye başkan yardımcılığı makamından bir uzaklaşma gibi oldu. Uzaklaştıktan sonra Adem Er'in ismi muhtemel belediye başkan adayları arasında konuşulmaya başladı. Çünkü siyasetin i̇smi de bir klişesi var değil mi? Evet. Yani küskünler bir yere gider hikayesi galiba o yüzden. Tabii şimdi burada Adem Er'i biz konuşuyoruz. Birçok görmeyen insan var. Tarif ettik acaba nasılmış diye merak edip belki Google'dan arayacaklar da. İsmi konuşuluyor ama kendi yok. Kendi aktif siyasette olur mu olmaz mı onu bilmiyorum fakat Adem Er'in kazanılması gereken bir siyasetçi. Kazanması gereken de mevcut belediye başkanının kazanması gerekiyor. İki adaş kafa kafaya verdiği zaman daha farklı bir sonuca gider. Hem sahada hem içeride. Ha, siz o zaman şöyle söylüyorsunuz. Ben biraz farklı anlamışım. Siz şu anki mevcut yönetim yapılanması için de hizmete odaklı olarak kazanılmalı diyorsunuz. Kazanılmalı diyorum. Evet yani belki kırgınlığından dolayı, tepkisinden dolayı, belki de potansiyel olduğundan dolayı diğer partiler Adem Er'in ismini muhtemel alternatif adaylar içinde tutar. Bu daha önce AK Parti camiası içerisinde konuşuldu yani Adem Er'in belediye başkan adayı şimdi. İYİ Parti'de de sanki bir konuşuldu. Diğer partilerde de konuşulabilir. Fakat siyasetçi, buradaki birinci siyasetçi aktör yanındaki potansiyel çalışma arkadaşlarını rakip görüp dışa atmak yerine içe çekmesi gerekiyor. Mesela Süleyman Soylu genel başkandı. Numan Kurtulmuş genel başkandı. AK Parti içerisinde çok genel başkanlık yapabilecek, başbakanlık yapabilecek siyasetçiler var. Hepsi nerede? Tayyip Bey'in etrafında. Topluyor hepsini. Adem Başkan'ın da bunu yapması gerekiyor. Çünkü Adem Er'in yokluğunda ikinci adam boşluğu ciddi anlamda hissedildi bana göre. İkinci adam. Birinci adam demiyorum. Burada oturup konuşup. Çünkü biraz daha saha organizasyonunda vardı değil mi Adem? Evet daha çok. Ya burada faydalanılması gereken bir insan, bir siyasetçi yararlı da olur. Eğer aday olacak diye bir şey yok. Aday olmasa bile bir başkası kazanır. Sen kazanmazsan başkası kazanır. Gittiği yere oy götürmeyebilir. Oy götürmeyebilir. O ayrı bir şey. Genelde şu var ya kaç oy var. Kendi işte köyünden mahallesine kaç oy çıkarmış. Her siyasetçi kendi bölgesine oy çıkarmaz. Mum dibine ışık vermez. Ama burada fikir önemli. Dedim mi? Teknik bir başkan yardımcısı. Teknik bir siyasetçi. Her siyasetçi teknik değildir. Oy getirmez ama fikir anlamında getirebileceği birçok şey vardır. Belediye içerisinde kendi ekibinden kopmadan kazanılması gereken bir isim. Ben öyle görüyorum. Ya tabii organizasyon başarısı da böyle bir şey aslına bakarsanız. Hani değişik... Adem Er'in de biraz daha alçak gönüllü olması gerekiyor. Daha alçak gönüllü. O kavga olayı, eleştirme olayı var ya, işte olmayacak. Yani bu alçak gönüllülük mü, sivri dillilik mi? Hani ben biraz da o anlamda biraz da tanıdığım için Adem Bey'i söylüyorum ama tabii süre bitti. Yine ben size soruyu sorurum ama zaman vermeyeceğim. Bir daha soruyu sorarken süreye bakın. Bir daha evet bunu yapmam lazım yoksa sorular havada kalıyor. Evet. Peki şimdi yani siyasi fotoğrafı çizdik. Siyasi sahnede seçim heyecanı, erken seçim mi var dedik ama şimdi bütün bunları konuşurken aslında biz biraz da... Siyasetin dışına çıkalım mı? Çıkalım tabii ki. Alanya'yı konuşalım biraz. Sizce Alanya'nın en önemli ya da ciddi sorunu nedir? Sizce?
Ya ben trafik diyorum. Yani ulaşım diyorum aslında. Sadece akan trafik değil, akmayan trafik, otopark, mahalle aralarında bile yaşanan bu dar yollar. Bunların hepsi trafik. Dolayısıyla otopark problemi. Ben en önemli sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Sizce? Bence de bir trafik, iki trafik, üç trafik. Evet yani üç trafik. Dört yüksek kiralar. Beş şehir, Alanya merkez yaşlı ve yorgun bir şehir. Dükkanlarına baktığımız zaman, binalarda falan. Şimdi trafik sorunu. Allah'tan şu merkez Atatürk Caddesi ve şeye doğru Damlataş'a giden o bölge Alanya Belediyesi'ne devredildi ki biraz daha genişletildi. Kısmen çözdü. Bazı kavşaklarda kavşaklarda ışıklar kaldırıldı. O da biraz daha çözdü. Yani döner kavşaklarda, dönüşlerde eskiden mesela Hacette ışık vardı. Anıtın orada yine o şekilde ışık vardı. Bu trafiği tıkıyordu fakat hala çözülmesi gereken birinci öncelikli sorunumuz trafik sorunu. Bunun çözülmesi gerekiyor. İki, yüksek kiralar, sadece konut kiraları demiyorum, iş yeri kiraları ve iş yeri el değiştirmeler, satışlar. Şimdi burada ciddi anlamda Alanya merkezde Atatürk Caddesi, Keykubat Caddesi, sağlı sollu birçok işletmenin Ürdünlü, Lübnanlı, işte İranlı, Iraklı işletmecilere geçtiğini görüyoruz. Çok yüksek rakamlar. Yani 100 bin euro, 200 bin eurolu hava parasıyla dahil işletmelerin 300, 400, 500 bin euroya el değiştirdiğini görüyoruz. Yani şehre dışarıdan gelen sıcak paranın yarattığı bir etki sanırım. Evet, şimdi bu insanlarda demek ki belli ki para problemi yok. İşletme sahibi olmak istiyor. Basıyor, parayı alıyor. Bu kez hiç ederi değeri olmadan diğer işletmelerin de maliyeti burada yükselmiş oluyor. Ve yine konut kiraları da öyle. Dükkan kiraları da öyle. Bence bu kiralar, satışlar, kontrolsüz satışlar, yüksek satışlar Alanya'nın da başlı başına bir sorunu. Diğer bir sorun şehrin yaşlı, yorgun bir şehir olması, kentsel dönüşümün sadece Cumhuriyet Mahallesi'nde sınırlı kalmayıp birçok Damlataş bölgesinde, çarşı merkezinde de devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Burada muhalefetin de bu anlamda destek olması, fakat bu sadece belediyenin yapabileceği bir iş değil. Yani bu devlet desteği, hükümet politikasıyla olması gereken bir şey. Cumhuriyet Mahallesi zaten yine hükümet desteğiyleydi. Çünkü bakanlık değil mi? Şehircilik Bakanlığı bizzat işin içindeydi. Şimdi çarşı merkezindeki bizim dükkanlarımıza baktığımız zaman hepsi depo gibi. Depo gibi, ardiye gibi. Yani ikinci katlar kullanılmıyor. İş merkezlerine, iş hanlarına bakalım. Virane olmuş durumda. Cam çerçeve inmiş, kapısı yok, bacası yok. Bir tane ofis yok. Konut yok, hiçbir şey yok ki korkarsın girmeye zaten yani. Buraların da yenilenmesi gerekiyor. Yenilendiği zaman çarşı merkezi artık eski cazibesini kaybediyor. Yani şehir önce çevre yoluna çıktı. Çevre yolundan şimdi oba tarafına kaydı. Alanya Belediyesi de taşındıktan sonra bu bölge artık biraz daha terk edilecek. Ticari anlamda da öyle. Şimdi bu iş hanlarının yenilendiğini, dükkanların yenilendiğini düşünün. Hem kişi olarak gelir anlamında daha farklı, daha yüksek gelir sağlayacak, hem de boş kalmayacak. Şimdi hani bazı şehirlerde şey vardır, eski yeni diye, hani atıyorum eski Adana derler bir bölge var, yeni Adana derler bir bölge var. Yani. Şimdi hani siz böyle konuşurken bir an benim gözümün önüne bu eski Alanya kavramı geldi. Yani dolayısıyla yenilenmeye ihtiyaç var. Siz 1, 2, 3 trafik dediniz, 4 trafik dediniz. Siz bunu söylerken ben de acaba benim 2 numaram ne olur diye düşünmüştüm. 2 numaram aslında sizin şu an söylediğinizdi. Ben kent estetiği diyorum bunun adına. Çünkü bir de kurul biliyorsunuz oluşturuldu, komisyon oluşturuldu. Bence kentsel dönüşüm, kent estetiği ama gerçekten şehirde sadece eski binalar katkı olarak değil. Katkı yapmak için söyleyeyim. Bu dükkanların 6 farklı, üstü farklı. İşte üstü estetik var ya, işte o bozan ora üstü. Kullanılmayan ardiye gibi, depo gibi, tamamen Alanya çarşı merkezinin dükkanlarının üstünün tamamı depo. Eski çekyatlar, yataklar, ranzalar, masalar, çatılar falan da öyle değil mi? Dolayısıyla evet, yani bu kent estetik kurulunun da birazcık belki buna kentsel dönüşüme girmeden bir bakış açısı geliştirmesi gerekir.
diye düşünüyorum. Tabii geri soruya girecektim ama sürede bitmek üzere. Var mı başka bir sizce sorun? Başka bir şey yok. Kendimi tam 5 dakikaya göre ayarladım. Öyle mi? Peki, tam süre bitti zaten. Peki, tabii daha çok programlar yapacağız. Yani bu spontan bir soruydu ama en ciddi sorun hem fikir olduğumuz trafik. Dolayısıyla yeni sorunlar var şehirde yaşayan. Belki bir sonraki bölümde sorunlar ve kendimizce çözüm önerileri de, çünkü eleştirmek de kolaydır, yapılsın edilsin demek, ama nasıl yapılacak? Biz sorunları daha çok dile getiririz. Biz akıl verir gibi. Yani ben olsam akıl şunu yapardım. Akıl vermek değil ama önermek bizim diyelim. Bizim çok tarzımız değil zaten. Öneri olur. Ya sorunu ortaya koyarız. Çözüm üretmek bizim işimiz değil zaten. Evet, ama gazeteci şimdi görür, eleştirir. Yıllardır trafik sorunu olduğunu hepimiz söyleriz. Yazarız, çizeriz. Aldığımız cevap ne? Şehir büyüyor ama şehir doymuş bir şehir, yapılaşmış bir şehir. Yollar geliştirilemiyor, otopark alanları yaratılamıyor. İşte cevabı bu. Kitlenip kalıyor sorun orada. Ama trafiğin akışı da değiştirilerekten bir şey yapılabilir burada. İşte bu kent tamamen bir, evet, kentsel değişim, yani dönüşüm mü diyeceğiz bilmiyorum. Ben hani sadece binaları yıkmak olarak cevaplamamaktan yanayım bu soruyu. Tabii süreyi aştık. Biraz soruya torpil oldu. Evet, sözün sonuna geldik. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşçakalın.